Bakalım Melike ve Tahsin çiftimizin evinde ilk görev günü neler yaşanıyor? Günaydınlar. Bugün erken kalktık. Önce eşime bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Sabahları ben işe giderken onun yatıyor olması bütün gün evde beni rahatsız ediyor. Normalde eşim işe giderken ben bu saatlerde uyuyor olurdum. Bugün farklı oldu. Umarım o da bu jestimi beğenir. Eliniz bu işlere gayet yatkın görünüyor Tahsin Bey. Evin diğer işlerini de yapıyor musunuz? Hayat müşterek. Aramızda iş bölümü yapıyoruz. O çalıştığı dönemlerde ben de evin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Temizliktir, yemektir, bulaşıktır biraz benden sorulur bu evle. İşi varken düzenli bir hayatımız oluyor. Akşamları birlikte oluyoruz. Evin giderlerini beraber karşılıyoruz. Beraber ev işlerini yapıyoruz. Beraber sofrayı hazırlıyoruz. Beraber kaldırıyoruz. Ama o çalışmadığı zaman ben işe gidiyorum. O akşama kadar yatıyor. Yani akşamları geliyor. O da bir şey yapmıyor. Ben de o yapmıyor hiçbir şey diye. Ben de bir şey yapmıyorum. Böyle hani habire birbirimize söylemiyoruz çalışmadığı zamanlarda. Nasıl iş arıyorsunuz Tahsin Bey? Genelde maillerime bakıyorum işle ilgili bir geri bildirim geldi mi diye. Yani onun dışında çok da fazla bir şey yaptığım yok. O konuda biraz özveri göstermem gerekiyor. Artık dışarıya çıkıp bu işi sahada başlatmanın zamanı geldi diye de düşünüyorum. Toplayayım, toplu olayım diye düşünemiyorum. Çünkü özverili olan o zaman ben olmuş oluyorum. O zaman benim arkamı da o toplasın diyorum. Madem çalışmıyor, evde oturuyor bütün gün. Normalde hiç bu saatlerde kalkan bir insan değilim. Genelde 12'ye 1'e kadar yatardım. Tabii bu saatten sonra artık iş biraz da bizim omuzlarımıza binmek zorunda. En azından işsizlik sorununu artık çözmem gerekiyor. Öğlen 12'ye kadar uyumaktan rahatsız olmuyor musunuz? 12'ye kadar yattığımda genelde günü kaçırmış oluyorum. Haliyle yani rızık erken dağıtılır ve erken aranır diye düşünüyorum. Bunların da bilincindeydik tabii. Epeydir bunu uygulamıyordum. Ama bu saatten sonra artık uygulamanın vakti geldi diye düşünüyorum. Eşimin omzundan yükü biraz da almamın vakti gelmiştir. İş konusunda eksik kaldığı için ben de bilinçli olarak dağınıklığı toplamıyorum. Bunun lüksünü yaşamak istiyorum. Bunu hani kendime ödül olarak görüyorum. Eşini mutlu etmek isteyen Tahsin Bey, Melike Hanım'a güzel bir kahvaltı hazırlamak için elinden geleni yapıyor. Ekmeği unuttuk galiba. Ekmek almam gerekiyor sanırım. Evet, ekmeğimiz yok maalesef. Hemen bir koşu çıkıp ekmek almam lazım. Çayımızın altını kontrol edelim. Evet, çayımız kaynamak üzere. Yumurtalarımız olmak üzere hemen gidip ekmek almam. Sabahları yataktan dahi kalkmayan Tahsin Bey, güzel bir kahvaltı sofrası için markete bile gidiyor. Bu sabah maşallahınız var Tahsin Bey. Sabah sporunu da bu arada aradan çıkarmış olduk. Şimdi hemen kaldığımız yerden işe koyulalım. Önemli olan yine para değil. Önemli olan onun bu evlilikle ilgili sorumluluk sahibi olup olmadığını görmem. Ha, kalktın mı? Ay, gerçekten yapmışsın. Evet. Teşekkür ederim. Çayını dolduruyorum. Sen otur istersen. Sağ ol. Gel böyle otur. Günaydın. İyi mi bu tarafı da? Hemen çayını getiriyorum. Melike Hanım eşinin erken saatte kalkıp kendisi için kahvaltı hazırlamasından oldukça memnun görünüyor. Bugün çok güzel bir gün olacak. Uzun zamandan sonra ilk defa böyle güzel bir sabah uyanıyorum. Ben kalkıyorum ve eşim uyumuyor. İnşallah bundan sonra harika olacak. İnşallah her şey daha güzel olacak. Her şey eşim hocam sayesinde. Eşim hoca bu işi halledecek bence, düzeltecek. Tahsin Bey ilk görev gününde eşinin gözüne girdi. Bakalım diğer günler neler yaşanacak?